sayın seyirciler, WorldTürk ekranlarında Kentin Aynası programında sizlerle beraberiz. Bugünkü canlı yayınımızda siyasetin dışına çıkacağız. Aslında ekonomiyle ve ekonomideki yatırımlarla ilgili çok farklı bir program yapacağız. AB Proje Der Başkanı, Avrupa Birliği Proje Uzmanı Sayın Ahmet Aydınlı'yı konuk edeceğiz. Ve Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere yatırım yapmak isteyen, üretim yapmak isteyenlerle ilgili nasıl bir yol haritası belirlenmesi gerektiğini konuşacağız. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, daha bir zaman 45 dakika konuşacağımızı söylediğiniz zaman bize daha fazlası lazım dediniz aslında. Evet. O yüzden direkt konuya girelim. Aynı zamanda Avrupa Birliği proje uzmanısınız ama aynı zamanda AB Proje Der Derneği'nin de başkanısınız. Kısaca sizi ve derneğinizi tanıtarak başlayalım isterseniz. Evet, Ahmet Aydınlı ben, aslen Denizli'yim. Avrupa Birliği proje uzmanı olarak yetiştirilen ilk kişiyim. Sicil numaram 001, bununla her zaman övünürüm. AB Proje Der ise 2004 yılında Avrupa Birliği süreci başlayınca Avrupa'dan gelen fonların yatırıma dönüştürülmesi için ilk kurulan STK olarak Avrupa Birliği nezdinde tescil aldık. Radyo ve televizyon programlarına başladık. Daha sonra KKYDP'ler, TKDK'lar peş peşe hibe olarak açılmaya başlayınca da derneğimizde uzman yetiştirmek, uzmanları bir araya getirmek gibi bir çalışmayı yürüttük ve şu ana kadar da 2004'ten başlarsak 18 yıl, 2008'de isim değiştirerek devam ettiğimizi ve daha aktif hale geldiğimizde düşünürsek 12 yıllık aktif bir derneğimiz var. Evet, bu aktif derneğe başkanlık yaparken diğer taraftan da AB fonları başta olmak üzere pek çok fon yapılanmasıyla birlikte hareket ediyorsunuz ve son olarak da şu anda hali hazırda bir devam eden çağrı süreci var. Evet. Bu çağrı sürecine geçelim isterseniz. Tabii ki. Bu çağrı süreci hangi kurum alanları kapsıyor, hangi illerde uygulanıyor, bunu detaylıca bir konuşalım. Tabii. 2008 yılından başlayarak uygulanmaya başlayan 2011'de ilk hibeleri dağıtan TKDK İPART kurumunun son çağrısı İPART 2 programı kapsamında son çağrısı yayınlandı. Bununla İPART 2 programı tamamlanıyor. İPART 3'e geçeceğiz. Bu program Türkiye'de 42 ilde yayınlanıyor, uygulanıyor. Bu 42 ili kısaca sayacak olursak Amasya, Afyon, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir ve Uşak illerini kapsayan bir program. Yani 42 ili kapsıyor. Bu program kapsamında Avrupa Birliği'nin 5 yıldan 5 yıla bize ayırmış olduğu bir bütçe var. O bütçe her yıl dilimler halinde konu başlıkları da belirlenerek veriliyor. O konu başlıkları 302 tedbiri olarak adlandırdığımız 7 tane konu başlığından oluşuyor. Onlara bu sene, bu şu andaki açılan hibe, onlara hibe verecek. Evet, bu hibe başlıklarını da isterseniz kısaca değinelim. Hangileri var bu hibe programları arasında? Biz zanaatkarlık ve yerel ürünleri biliyoruz. Bunun dışında da sanırım 6 başlık daha var. Tabii. Şimdi 302 tedbiri dediğimiz 302'ye bir bitkisel üretim ve tıbbi aromatik bitki işlenmesi ve paketlenmesi. Tıbbi aromatik de çok önemli. Çünkü tıbbi aromatik dediğimiz zaman Denizli dünyanın kekik üretim merkezi, ki kekiye çok destek veriyoruz bu noktada. Evet. Bizler proje uzmanları olarak hazırladığımız dosyaların içinde en çok kekiye destek. Arkasından Levante'ye, onun arkasından Adaçay'ına. Tabii ki 72 tane tıbbi aromatik bitkimiz var. Onun hepsine destek var. Bunların ekimine, dikimine, toplanmasına, paketlenmesine, ayıklanmasına, çay yapılmasına, yağ yapılmasına, suyunun çıkarılmasına baştan sona, yani tarladan işletmeye kadar bütün safhalarında hibe desteği aldığımız 302'ye bir tedbirimiz bu. Bunun içinde seralar da var. Hatta seraları arkadaşlarımız ekrana veriyorlar. Çok güzel görüntüler tabii bu arada. Bu tıbbi aromatik bitkiler
hem serada yetiştirilebilen hem açık alanda yetiştirilebilen bitkiler aynı zamanda. Biz tabii serada eskiden bu 302'ye bir tepkinin de serada yapılabiliyor. Onun bir sınırı var. İşte 20 dekar alana kadar, kapalı alana kadar sera yapılabiliyor. Evet. Açık alanda ise sınırsız. Yani 1000 dönüme kadar da ekim dikim yapabilirsiniz. Şimdi bu sera konusu biliyorsunuz Türkiye'nin bir süreci. Evet. 1990'lı yılların sonunda ilk başladı. İşte 2005-2006'larda topraksız tarıma geçildi seralarda. Daha sonra suda tarım teknolojileri geldi. Şimdi ise açılır sera teknolojileri geldi Türkiye'ye. Açılır sera. Yani normalde bir seranız var. Onu plastikle örttünüz. Dışarıdaki güneşten yararlanamıyorsunuz. Geçirdiği kadarıyla yağmurda yararlanamıyorsunuz. Ama bu açılır sera sistemleri gelince... Yağmurun faydalı bir şeydir yağmur. Kar mesela seranın olduğu yerlerde yağıyorsa o toprağın da ona da ihtiyacı varsa açarsınız. İçinde serada bir şey yoksa onu alırsınız falan. Ve havalandırma sistemleri daha kolay olur. O sistemler şu anda revaçta. Demek ki 302.1 tedbirinde biz hem tıbbi aromatik bitkilere hem de açık ve kapalı alanda yetiştirilebilen sera ortamı ve açık alanda yetişilen bütün bitkilere destek veriyoruz. Bu birincisi. İkincisi 302'ye 2 dediğimizde arıcılık, koyan alımı ve bal ürünlerinin işlenmesi. Evet, o kadar önemli. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Hatta bir düşünürün söylediği gibi dünyanın kıyametini kopmasını istiyorsanız arıları yok edin diyor. Evet. Arıların olmadığı bir dünyada yaşamanız mümkün değil. Hiçbir meyveye ulaşamazsınız. Hiçbir işte birçok faydasından bahsediyor orada. Evet. Dolayısıyla arıcılık hem koyan alımı hem de balın işlenmesi, paketlenmesi açısından burada hibe ile buluşmuş durumda. 500 bin lira bütçe var. %65 oranında da hibe desteği var burada. Burada zaten bu hibelerle yapılan arıcılık ve bal üretimi bir yandan da şöyle bir pozitif katkısı olacak. Son dönemde çok fazla bal diye satılan farklı ürünler görüyoruz. Maalesef. Ama bu şekilde hibelerle üretim yapan tesislerde aslında diğer taraftan da bir güvenilirlik sertifikasını da elde almış gibi oluyor. Bu bir arz talep meselesi. Eğer siz gerçek balı talep olarak piyasaya verebiliyorsanız bu matlardan, şekerden sahte diye adlandırılan balların talebi azalır. Kesinlikle. Veya arzı da azalır. Ama tabii burada tüketicileri de uyarmak lazım. 19 liraya 20 liraya satılan bal değildir. Evet. Gerçek balın fiyatı şu anda 50-60 TL'nin üzerinde. O yüzden onlara kapılmamak lazım ama ondan ziyade bizim bu yatırımları artırmamız lazım. Evet. Bilhassa yayla çiçekli alanlara götürülen arıcılığı desteklemek, onlara mesela nakliye araçları, işte karavan, gittiği yerde konteyner, hatta güneş paneli, arı kovanı, elde ettiği balları onlarda süzme, paketleme, depolama yapabilme işleri. Bunların hepsi şu anda hibe kapsamı içinde. Bütçemiz 500 bin lira ve %55 ile 65 aralığında hibe var. Bu %55-65 illerini de ayrıca söyleyelim, dinleyicilerimizin aklı karışmasın. Şu anlattığımız, bu program boyunca anlatacağımız hibeler şu illerde olursa %65 alır, diğer illerde %55 alır. 65 hibe alan iller ise Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerinde bu yatırımları yapıyorsak %65 hibe alacağız. Yani 100 liralık bir yatırımın 65 lirası bize hibe olarak geri ödenecek. Artı KDV'den de muafiyet var. %18 bütün alımlarda KDV muafiyeti var. Onun üstüne koyduğunuzda zaten %80'lere gelir. Neredeyse yatırım burada tamamını. Aldığınız hibeden devlet vergi almıyor. Hani bu gelir vergisi kesintisi oluyor ya, burada o yok. Çünkü yatırım teşvik belgesi dediğimiz bir belgeyi de hibeyi alan kişinin önüne veriyoruz. Bu projenin içinden ücretsiz veriliyor o da. Bilgisi olsun yani bunun için ayrı bir ücret ödemelerine gerek kalmıyor. Evet, devam edecek olursak sizin sorunuza geldik. Zanaatkarlık konusu. Şimdi Ayhan Bey, zanaatkarlık tabir doğru.
Bazıları hoca yanlış söyledi demesin yani. Sanatkarlık ayrı, zanaatkarlık ayrı. Biz sanatkarlığı daha çok güzel sanatları icra eden kişilerde kullanıyoruz. Müzik sanatçısı, resim sanatçısı, heykel sanatçısı gibi ama bazı meslekleri icra eden insanlar da bu esnaf kesimi de zanaatkardır. Yani bir şey üretir. Bunlar nedir? Mesela ahşap mobilya işleri. Ahşap yani oymacılığı, kapısı, penceresi, şu bu. İşte her türlü ahşaptan elde edilen ürünler hibe kapsamında. Bunun fabrikasını kurmak isteyene bile 500 bin euro bütçe ile 155-65 hibe verilebiliyor. İkinci zanaatımız metal işleri. Yani demirci, bakırcı gibi böyle atölye açarak işte perforje, demir yapmak, ne bileyim kapı pencere yapmak, merdiven yapmak, işte değişik metal işlerini yapabilmek için CNC'den tutun da robotuna, baskısına, kesimine kadar, kaynak makinesine kadar hibe verilebilen bir hibedir. Bu da aynı 500 bin euro. Bunların hepsi aynı bütçede. Cam eşyalar. Biliyorsunuz bizim Çeşme Bülbül diye bir kültürümüzde cam var. Değil mi? Çeşme Bülbül diğer milletlerde yoktur bu. Biz camdan birçok şey yaparız. Resim tabloları yaparız, işte kuşlar yaparız, ne bileyim bardaklar yaparız, her şey yapabiliriz. Biz camın festivalini de yapan bir şehiriz. Camın festivalini de yapan bir şehiriz ve dünyada da cama şekil veren insanları olarak bilinen iki ülke vardır. Biri Türkiye, biri Mısır. Mısır'da bulunmuştur ilk camın milattan önce kaç bin yılında. Türkiye'de ise artık zirveye ulaşmıştır. O yüzden buna da bir hibe desteğimiz var. Seramik üretimi. Her türlü seramik. Yani bisküviden başlayarak fırınlarda pişirilen seramiklerin üretimini yapmak için yatırımlar. Çanak, çömlek, toprak. Bu bizim atalarımızın şeyi biliyorsunuz. Evet. Biz göçebe bir milletiz. Yörük bir milletiz biz. Ta Orta Asya'dan buralara geldik. Taşırken neyle taşıdık? Ya ağaç bardakla taşıdık ya toprak bardak testiyle taşıdık. Dolayısıyla yerleşik hayata geçtikten sonra da bunları unutmadık. Hala kültürümüzde var. İşte Antalya yolu, İzmir yolu, Ankara yolu üstüne çıktığınızda veya turizm merkezlerine gittiğinizde bu çanak, çömlek, toprak işlerini hala görürsünüz. Evet. Niğde'nin Nevşehir, Göreme'de zaten her giden toy otobüsüne yüzlerce parça mal satıyorlar. Bu da hibe kapsamında. Çinicilik yine Kütahya merkezinde revaş bulmuş. Bursa'da artık Osmanlı döneminde zirveye oturmuş bir sanatımız, bu zanaatımız. Ona da her türlü hibe desteği var. Fırınından atölyesine, binasından makinesine kadar. Tabii Denizli'de yok bu. Dokumacılık en önemli sektörlerden bir tanesi. Bu stüdyo Denizli'de bir stüdyo ama bütün dünya bizi dinliyor. Evet, Almanya'daki efendim yatırımcımızdan Amerika'dakine kadar bize kulak veren herkes. Bu arada başta söylemeyi unuttum. World Türk Televizyonu'na yeni yayın hayatında da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. 2022'nin ilk programını yapıyoruz. İnşallah daha çok programlarda birlikte olmayı isteriz. Bu dokuma konusu Denizli'nin asli unsuru. Yani Avrupa Birliği içinde bile Denizli dokuması coğrafi işaret almış. Buradan dokuması var, Babadağ var falan birçok şeyleri var. Bunun her türlü makinası. Yani dokuma makinesi, dikiş makinesi, baskı, boya, kıvırma her türlü makineleri uygun harcama listesinde var. Buradan tekstil atölyeleri kurulabilir. Bu da bir zanaatkarlık olarak karşımıza çıkıyor. Yine hasır işi artık kalmadı ama onu da ayakta tutmak lazım. Sepet işleri, sepet dokuma o da hibe kapsamında. Müzik aletleri konusu ise yine önemli. Bağlama yapımı veya işte keman yapımı, gitar yapımı gibi atölyeler destekleniyor. Keçe yapımı var ama pek yapan kalmadı. Kilimcilik ve halıcılık çok önemli. Yine Ege'nin, Orta Anadolu'nun, Akdeniz'in, Karadeniz'in, bütün Türkiye'nin, Doğu Anadolu'nun ilgi duyduğu, hala köylerde kendi elimizle dokuduğumuz ve içimizdeki, ruhumuzdaki özlemleri, hasreti, acıyı motiflerle oraya nakşettiğimiz aslında tarihi bir eser bırakıyoruz bizden sonrakilere. Yani bakın savaş dönemlerindeki mesela Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda dokunan halların çoğu siyahtır ve kırmızıdır.
kırmızı şehadeti ifade eder, siyah ölümü ifade eder. İnsanların içine ise halıyı o şekilde dokunmuşlardır. Bu da bizden sonrakilere bir eser gibi, hatıra gibi kalan zanaatkarlıktır. Yine semer yapımı konusu da hibe kapsamında taş işlemeye geldiğimizde, şimdi Denizli, mermer, traverten ocakları da dünyada bir lider, evet. İl. Ülke demiyorum, il olarak biz öyleyiz. Ben Avrupa'da, Hamburg'da bir limanda mermer bloklarını, traverten bloklarını görünce dedim ki bizim Denizli'den traverten gelmiş falan diye baktım. Maalesef gris üzerinde, yani bizden almışlar, Yunan damgasını vurmuşlar, Almanya satmışlar. Aynı şeyi Hong Kong limanında karşılaştım. Büyükleme için oraya gittiğimizde baktım yine bizim travertenlerimiz orada. Orada yazıyor ama Denizli traverteni diye üstüne etiketi var. Ama işlenmeye gitmiş. Evet. Bizden blok almışlar. Her bir blok işte 5 ton, 7 ton büyüklüğünde. Ama orada şu kağıt inceliğine kadar bunu ince ince dilimleyip başka bir şeyin üstüne yapıştırıp traverten mermer diye tekrar dünya pazarında işlenmiş olarak katma değeri yüksek bir şekilde sunabiliyor için. Onu da orada gördük. Bunların işlenmesini biz burada yapalım. Bunun için 500 bin liralık bir bütçe var. Her türlü makine, ekipman, katrakından polişine kadar, işte çoklu kesmesine kadar, tek kollu kesmeler, işte çok kollu kesmeler çıktı, telli kesmeler çıktı. Artık milimetreye düştük. Eskiden bir santimlik kalınlığında bir mermer kesilir mi diye düşünürken, şimdi yarım santimin, 5 milimin altına inmeye başladık. Ki bunun için gerekli olan makine ekipmanlar bu hibe kapsamında var zaten. O yüzden onu da burada zikredelim. Yine dekoratif taş işçiliği, kıymetli maden işçiliği, sedef döşeme, kağıt sanatları, hattatlık, işte tesip ve benzeri kaligrafi atölyesi kurmak isteyenler, saraçlık, ayakkabı üretimi, ki Denizli'nin yeşil yuvasında, yeşil yuvasında, bütün evlerin altında bu zanaat icra edilir. Yine folklorik bebek, yorgancılık üretimi, tarak üretimi, alçı işleri ve benzeri dekorasyon. En önemli konulardan biri de dikişçilik, konfeksiyon. Yani bizi dinleyen, tabii bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, konfeksiyon atölyeleri kurmak istiyorlarsa, dikiş nakış atölyeleri kurmak istiyorlarsa, ki buradan da çok güzel bir örneğini yaptık. Buradanın girişinde güzel bir fabrika yapıldı hibe kapsamında. Onlar güzel örnektir. En sonunda süpürge yapımı bu zanaatkarlık içinde yer alan konulardır. Evet, bu zanaatkarlık konusunu aslında ne kadar açsak o kadar uzun. Tabii saatlerce konuşabiliriz. Saatlerce konuşabileceğimiz bir konu. Siz ana başlıklarıyla mümkün olduğunca kısa bir şekilde özetlemeye çalıştınız ama evet. Yani siz konuşurken diğer yandan da böyle gözümün önünden oralarda bizim ata mesleği dediğimiz aslında biraz da özlemle unutulmaması gereken bizi biz yapan değerler aslında. Evet. Bu noktada da verilen hibelerin kullanılması, özellikle bu noktada çırak yetiştirilmesi, yeni nesillere aktarılması noktasında çok kıymetli. Evet. Ve her biri kentimizin farklı noktalarıyla özdeşleşmiş işler aslında. Bu noktada da çok kıymet veriyorum. Bununla beraber yerel ürün işleme başlıyorlar. Evet. Burada özellikle Denizli'de, Ege'de ve Türkiye'nin dört bir yanında aslında. Özellikle yerel ürün işleme noktasında Türkiye'nin dört bir yanında kadın kooperatifleri bu işlere öncülük yapmaya başladı. Evet. Özellikle son 10 yıllık süreçte. Evet. Denizli'de de yine aynı şekilde hemen her ilçemizde bir veya birkaç tane kadın kooperatifimiz var. Hem bu yerel ürün işleme noktasında işletmeler nasıl bir destekten faydalanabiliyor? Bu kooperatifler bu desteklere dahil mi? Çünkü bizi izleyenler arasında o şekilde kooperatif üyeleri veya yöneticileri de olabilir. Evet. Onlara da bir bilgilendirme yapmış olabilir. Tabii. Öncelikle konu başlıklarını sıralayalım. Şu konularda yatırım yapmak isteyenler bu hibeden yararlanabilirler. İki grupta yer alıyor bunlar. Bir gıda ürünleri, bir de gıda olmayan ürünler. Gıda ürünlerinde küçük yetişleme tesisleri, yani kasaptan büyük, fabrikadan küçük tesisler. Günde yarım ton et işleme için salam, sucuk, sosis ve benzeri yapmak istiyorsa bu hibeden yararlanabiliyor. Meyve sebze işleme, domates salçası, biber salçası, püre, pekmez, marmelat, reçel, pestil, turşu, meyve ve sebze suları, konserveler, sirkeler, sirke üretimi, közleme, salamura
ekşi, ezme ve benzeri şeyler yemek masamızda gördüğümüz sıcaklar, soğuklar, zeytinyağlılar. Evet. Bunlar hibe kapsamında. Sofralık zeytin ve zeytin mamulleri, zeytinyağı tesisleri. Kurutulmuş ve meyve ve sebze imalatı. Boza mesela burada pek yok ama İstanbul'da meşhurdur. Osmanlı'dan kalan bir içeceğimiz. Salep üretimi. Salep'in ekilmesi, dikilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi hibe kapsamında. Tahin yapımı, susamdan elde ettiğimiz yine güzel bir yağlı ve tatlı. Bakliyat, her türlü bakliyatın işlenmesi, paketlenmesi. Bunun için de tabii Denizli'mizin meşhur leblebisi var. Bütün dünyaya buradan ihracat yapılıyor. Her ne kadar Çorum leblebisi diye de marka olmuşsa da onların bir kısmı da buradan gidiyor. Onu da burada zikretmiş olalım. Evet. Çeltik kurutma, yani pirinç ve benzeri bakliyatlar var. Mısır gibi. Yerel yiyecekler. Bir yörenin yerel yiyeceği neyse, mesela tarhanası, baklavası, işte Tavas'ta bir baklava mesela coğrafi işaret almış, Kaklık'ta bir ekmek coğrafi işaret almış gibi, Buldan'da başka bir şey Baba var falan, Baladağ'ın keşkeği gibi, bunlar unutulmasın, üretime devam etsin diye. Tabii burada bizi Sivas'tan izleyenler, bizim neyimiz var, onu niye zikretmiyorsun diyecekler. Bütün yöresel ürünleri bu işin içine koyabiliriz. Evet. Yani Siirt'in, Urfa'nın büryan kebabını da koyabilirsiniz. İşte bir başka yerin bulgur pilavını koyarsınız falan. Bunlar hepsi içinde, bu işin içinde. Tabii Urfa kebapları, şunlar bunları söylemeye gerek yok. Evet. Bir de bu saatte milletin ağzını sulandırmayalım. Fazla o konuya girmeden devam edelim. Lezzetli bir konu aslında. Evet. Bütün baharatlar, karabiber, kırmızı biber, pul biber ve benzeri, işte nanesi, bütün baharatlar ki tavsiye ettiğimiz yatırımlardan biridir. 1x10 kârla çalışır baharatçılar. Yani 1 liraya alırlar, en az 10 liradan satışı yapılan çalışmalardır bunlar. Kaya tuzu ve tuz işletmeleri. Bu işletmeler biliyorsunuz birkaç yerde var. Çankırı gibi Orta Anadolu'muzda var. Orası da hibe kapsamında. Bitki çayları ve aromatik içecekler. Biliyorsunuz kekiğinden lavantasına kadar, naneden limonuna kadar, işte zencefiline kadar her şey artık poşet çaya girdi. Evet. Onları da tavsiye ediyoruz, yapılmalıdır. Pamuk yağı, defne yağı, susam yağı gibi yağların üretimi, her türlü sos üretimi ve kemik suyundan elde edilen bütün ürünler. Bir de gıda olmayan ürünler var ki bu her türlü sabun yapımı. Zeytinyağı sabunundan tut da işte defne sabununa kadar, Hatay'ın meşhur sabununa kadar her şey var. Isparta'nın gül suyu tesisleri. Bir de biyoyakıt ve pelet tesisleri. Bunlar çok önemli Erhan Bey. Peletler genelde atıktan elde edildiği için ne kadar dışarıda bitkisel ve hayvansal atık varsa sizin ham maddenizdir. Onu toplarsınız, bir kurutma, arkasından bir presten geçirdiğinizde iki tür ürün elde edersiniz. Bir tanesi yakıttır. Bunu küçük küçük böyle kurşun kalem kalınlığında küçük partiküller halinde, presten geçmiş halde kömür niyetine, kalorifer sobalarında otomatik dolum sistemlerine uygun olarak yakabilirsiniz. Veya bunu daha ince, granül halde toprağa gübre olarak da verebilirsiniz. Hem çevreyi temizlemiş olursunuz, hem organik bir gübreye dönüştürmüş olursunuz. Biliyorsunuz kimyasal gübrelerin bizim toprağımıza verdiği zarar son yıllarda çok ortada. O yüzden bunu mutlaka yapmalarını tavsiye ediyorum. Son olarak da pirina, yani zeytin atığı dediğimiz, zeytinyağı tesislerinin iki atığı var. Bu ikisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca sıkıntılı atıklar. Bir tanesi zeytin karasuyu. Evet. Toprağa attığınız zaman geçtiği yerden bir daha hop bitmez. O kadar radyoaktif madde gibi böyle tesir bırakır. Bunun yok edilmesine yönelik hibe destekleri var. Bunu da bilhassa Ege Akdeniz'deki zeytin üreticisi arkadaşlarımıza, zeytinyağı tesisi sahiplerine buradan iletmiş olalım. Burada pirinanın işlenmesi. Pirina biliyorsunuz çekirdeğin kırılmış halidir, zeytin çekirdeğinin. İçinde zeytin çekirdeğinin çekirdeği var. Şimdi bir zeytin var, zeytinin içinde bir çekirdek var. Çekirdeği kırdığımız onun dışında bir tane de neslini devam ettirici çekirdek var. Onların yağları ayrıca çok kıymetli, trans yağlardır, taşıyıcı yağlardır. Bunların tesisleri de hibe kapsamında 500 bin euro bütçe, %55-65 arası hibe. Hibe şeklinde
destek alabiliyorlar. Evet. Ve bunların dışında kırsal turizm, otel ve spor tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları gibi başlıklarda da tesisler devam ediyor. Şimdi kırsal turizm çok önemli. Niye önemli Ayhan Bey? 2019'a kadar insanımız kırsala keyfe keder giderdi. Evet. Pandemi çıktı, mecburen gider oldu. Kırsalın kıymeti anlaşıldı. Kırsalın kıymeti. Köylere dönüş başladı. Köylerde herkes evlerini yapmaya başladı. İşte kırsal dediğimiz tabiri de işaret edelim. Bu 302 tedbirin anlattığımız konuların tamamının tek ortak özelliği var. Hepsi kırsal alanda olmak zorunda. Şehir merkezlerinde olamaz. Kırsal alan tabiri nedir? 2012 yıl sonu sayımına göre 20 binin altında olan her yer kırsaldır. 20 bin nüfusun altında olan her yer kırsaldır. İster köy, ister kasaba, ister ilçe olsun. İl yok tabii o nüfusta. Bunların hepsi kırsala girer. Bizim bir kırsal listemiz var. Bir yatırımcımız elinde tapusuyla geldiğinde önce oraya bakarız. Kırsalda ise 302 tedbirinden her türlü hibeye başvurabilir. Bir de unutmadan söyleyeyim, zanaatkarlık mikro işletme olmayı gerektiriyor. Yani şirketseniz ve şahıssanız, yani 3 milyon lirayı aşmayan, 9 kişiyi geçmeyen, istihdam 3 milyon lirayı aşmayan bir cironuz varsa veya yeni kurulmuşsanız bunları alabiliyorsunuz. Mikro işletme arkasındaki küçük işletme, diğerleri de, yani bu anlattığımız kırsal turizm, güneş enerjisi konularına gireceğiz. Onlar da küçük işletme olmak zorunda. Orada da 50 kişiyi geçmeyen, çalışan 25 milyonu aşmayan bir cirodan bahsediyoruz. Bu iki kriteri aştıktan sonra, yani yeriniz kırsaldaysa, mikro ve küçük işletmeyseniz bu yatırımların hepsine başvuru yapabiliyorsunuz. Sorumuza geldiğimizde, eğer bir kadın kooperatifiyseniz, bütün hanımefendilerin kulakları burada şimdi, 15 puan artı avantajla başlıyorsunuz. Evet. Kadın olmak bizim projelerimizde hem hayvancılıkta olsun hem diğer işletmelerde olsun hem de bu kırsal alanlardaki çiftlik faaliyetlerinde daima artı puan demektir. Evet. Hibe oranı değişmez ama öncelik hakkı size geçer. Yani kadınlara geçer. Kadın çalışanımız, temsilcimiz, şirketin temsilcisi kadınsa veya bir kadın başvuruyorsa, bir kadın kooperatifi ise, kadın kooperatifinin temsilcisi zaten kadın olacaktır. Evet, onlarsa veya normalde kooperatif de kooperatifin temsilcisi kadınsa mesela, onda da sıralamaya tekrar giriyor. Buradaki kooperatifin tanımı Ayhan Bey, kar amacı gütme şartımız var. Bütün kooperatifler hibe alamaz. Çünkü bazıları geçici süreler için yapılır. Mesela yapı kooperatifi işte bir siteyi yapar, kapatırsın. Binanın inşası gibi. Veya işte apartman yöneticileri, kooperatifleri, bunlar değil. Kar amacı gütme kaydıyla, yani kalkınma kooperatifleri, işte su birlikleri, sığır ve süt birlikleri gibi, yani kadınlarımızın kurduğu kalkınma kooperatifleri, bir şey üretip satmak şartıyla kurulmuş olan bütün kooperatifler şirketlerden ve şahıslardan önce hibe alırlar. Birinci sırada. Artı 20 puan. Yani 100 puan üzerinden diğerleri 55-60 puanla başvururken bir kadın kooperatifimiz 100 puanla başvurabilir. En kötü ihtimalle 70-80 puanla başvurur ki ilk sırada olduğundan dolayı ilk hibeyi o alır. Arkasından 50-55 puana kadar alanlar alır. En sonunda 30 puana kadar olanlar alır. 30'un altında olanlar zaten hibeye başvuramazlar. Anladım. Şimdi kadın kooperatifleri özelinde aslında genel anlamda kooperatif sistemlerinde belediyelerinde belli bir destekleri oluyor. Evet. Bu noktada o destekler dönem dönem önlerine engel olarak da çıkabiliyor tabii anladığım kadarıyla. Tabii o ki. Noktada da bir bilgilendirme yapalım, sonra konularımızı biraz daha genişletelim. Tamam. Şimdi Ayhan Bey, şöyle bir kural var. Kamuya Avrupa Birliği hibe desteği vermiyor. Bu üretimleri kamu yaparsa vermiyor. Bir de kamunun %25'ten fazla hissesi olduğu şirketler, kooperatifler, birliklere de aynı şekilde destek vermiyor. %25'ten az olmak zorunda. Kamu, yani belediye, valilik, kaymakamlık gibi odalar gibi, onlar da kamu niteliğindeki yerlerdir. Demek ki bir kooperatif kurulurken kooperatif kurucuları bu statüde değilse bu statüde dönsünler. Bir kooperatifimiz var. Belediye demiş ki
hadi hanımlar ben size yerinizi de vereyim, %50, %70 de hissenizi alayım, size sermaye de aktarayım, kurun kooperatifinizi, çalışın demiş. Demiş de iyi dememiş. Niye? Bizden hibe alamaz korumuna getirmiş. Ne yapması lazım? %25'i geçmemesi lazım. Kamunun yani belediyenin hisse payının %25'i geçmeyecek. %75'i şahıslar, şirketler, kişiler, işte diğer birlikler tarafından paylaşılacak ve yönetimi de kişilerde olacak. Belediyede olmayacak. Dolayısıyla belediyelerimiz böyle bir destek veriyorlarsa %25 hisseyi geçmesinler. Bizim tavsiyemiz bu. Birincisi bu. İkincisi tabii ki bizim kooperatifçilik anlayışımızda sermaye sıkıntısı vardır. Hiç kimse çıkarıp şöyle bir şirket sermayesi koyar gibi sermaye koymaz. Verebileceği en az aidatı, en az katkıyı sağlamaya çalışır. En az. Niye biliyor musunuz? Daha önceki bütün bu işleri yapanlar %90 itibariyle olumsuz sonuçlanmış. Batmış parası adamın. Çok da ortak var. İşte atıyorum 100 ortaklı, 200, 300, 500 hatta 1500, 2000 ortaklı kooperatifler var. Evet. O versin, bu versin diye diye, başkan versin, yöneticiler versin diye üyeler böyle sermaye koymaktan çekinmişler. Bunlar maalesef ekonomi tarihimizde olumsuzlukla sonuçlanmış yapılar şeklinde anlaşıldığı için burada şirket statüsünde olduklarını belirtelim. Evet. Şirketlerin ticaret hukukundaki hakkı neyse kooperatifler ve birlikler de aynı hakka sahiptirler. Bunu da bilelim. Yani kar alırlar, karlarını pay ederler, dağıtırlar, ortaklarına para kazandırırlar. Aynı şirket statüsünde neyse onlar da aynı statüye sahiplerdir. Bunu da buradan mutlaka hatırlatalım. Yeni kuracaklar %25'i geçmesin. %25'ten fazla olanlar da hemen notara gitmek suretiyle ticaret odasına başvurarak hisselerini devrederek %25'in altına çeksinler. Evet, çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Özellikle ekonominin böylesine sorunlu ve daraldığı bir coğrafyada özellikle yatırım yapmak isteyenler, kırsalda yatırım yapılması noktasında ki sizin de az önce vurguladığınız gibi terse göçün de artık ufak ufak başladığı, şehirlerden kırsala göçün başladığı bir dönemde böyle mesleklere, bu tarz işletmelere verilen hibeler aslında o göçün bir noktada hızlanmasına da, oraların kalkınmasına da ciddi anlamda katkı verecektir. Tabii, kırsala yerele destek mağarası bu. Şimdi bu noktada aslında bir de işin şu tarafı var ki siz aynı zamanda dediğimiz gibi bir derneği de temsil ediyorsunuz. Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği proje derneği ve aynı zamanda siz de ilk uzmansınız bu noktada. Şimdi uzmanlar ve danışmanlar var. Öncelikle bunun farkı nedir bu noktada? Çünkü evet, işletme açmak isteyenler veya hali hazırdaki işletmesinde bu noktada bir yatırım yapmak için danışmanlık almak isteyenlerin aslında en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de yarı yolda kalmak ya da ödeme yapıp bir şey alamamak. Bu noktada hatta artık yeni süreçte siz yapın tamamlayınca içinden alın gibi vesaire gibi tekliflerle siz de karşılaşıyorsunuz maalesef. Muhakkak. Biz hem uzman ve danışman arasındaki farkı hem de yatırımcı nasıl bir yol haritası belirlemeli, kimleri tercih etmeli, danışmanlık veya uzmanlık anlamında hizmet aldığı insanlarda nasıl bir öngörüyle hareket etmeli bunu konuşalım istiyorum. İsterseniz üç konumuzu hemen kısa başlıklarla söyleyeyim, sonra bu konuya girelim. Tabii. Şimdi bu kırsal turizmde 25 odayı geçmeme şartını da unutmayalım. Hı hı. 25 tane 60 metrekarelik villadan da aynı şekilde hibe kapsamında olduğunu bahsedelim burada. Tamam. Su ürünleri yetiştiriciliği, balık havuzları aynı şekilde hibe kapsamında. Kooperatiflerin, üretici birliklerinin aldıkları makine destekleri var. Hı hı. Yani bir köye 10 tane saban, 10 tane remork aynı anda giriyor. Hı hı. Bir gün, iki gün, beş gün kullanıyor, hepsi duruyor. Halbuki o köyün kooperatifi bunu alsa, herkese kullandırırsa hem böylelikle tasarruf olacak hem daha fazla hibe alma şansı da olacak. Bu da kooperatiflere verilen bir hibe. Hı hı. Son olarak GES, Güneş Enerji Santralleri, RES santralleri, yani rüzgar, biyogaz, BES dediğimiz. Hı hı. Bunlar yine 500 bin lira bütçeyle 5 megawata kadar, 1 megawatta 5 megawata çıkarıldı. Hı hı. 5 megawata kadar yapılan
yatırımlara hibe desteği var. Burada da aynı hibe oranlarının olduğunu söyleyelim. Güneş enerjisi çok önemli. Evet, yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerjinin içinde en önemlisi güneş, rüzgar, işte bunlar peş peşe geliyor da. Şimdi bakın, bugünlerde bazı sanayi tesislerimiz biyogaz, doğal gazın akışındaki sıkıntıdan dolayı ki Türkiye doğal gazı ithal ediyor şu anda. Evet. İnşallah bu Karadeniz, Akdeniz, Mavi Vatan'daki çıkanlar da bir an önce sisteme enjekte edilir de artık ithalattan kurtuluruz. Bazı kısıntıların olduğu dönemde şu anda büyük sanayi sitelerinde, büyük fabrikalarda kesintilere yol açıyor. Bunları önlemenin tek yolu güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santrallerini artırmaktır. Jeotermal destekleri artırmaktır, jeotermal santral kurulumlarını artırmaktır ki bunlar dünyada bizim ülkemizde en çok olan kaynaklar. Evet. Bir jeotermalimiz çok var çünkü fay hattı üzerindeyiz. Güneşimiz çok var ki eskiden Orta Anadolu'dan Akdeniz'e doğru bir kuşak çizilirdi. Şimdi Karadeniz'de artık yeni güneş panellerinin kabiliyetinin artması açısından oralarda da güneş santralleri kurulabiliyor. Demek ki bu çalışmalara destek verdiğimiz zaman bizim alternatif enerji kullanım şansımız da artacak, enerji maliyetleri de düşecektir. Dönelim sorumuza. Şimdi değerli izleyiciler, biz Avrupa Birliği Proje Uzmanları Derneği olarak tabii kendimiz ilk yetişen uzmanlar olduğumuz için arkadaşlarımızın da kendilerini yetiştirmelerini istiyoruz. Bununla ilgili sık sık kurslar açıyoruz. Mesela geçen sene 2 tane kurs açtık. O kurslarda proje hazırlama deneyimleri falan anlatıldı. Tekrar TSE standartlarının danışmanlık, İPAT danışmanlığı şeklinde sınavlarının olmasını istedik ve onlar da oldu. Türkiye'de bu eğitimlere katılan arkadaşlarımız oldu. Yatırımcıyı mağdur eden, işte her şeyi olur diyen, mesela adam diyor ki şöyle yapsam olur mu, olur. Şunu alsam olur mu, olur. Ya öyle değil. Diyeceksin ki bak, anlattığım gibi kırsalda mısın, mikro musun veya küçük işletme misin veya bu işi yapma için mali gücün var mı? Bunları iyice anlattıktan sonra bir düşünmesi lazım, bir kitabına bakması lazım, bir kuruma sorması lazım. Ondan sonra evet, siz bu hibeyi alabilirsiniz deyip işe öyle başlaması lazım ki sonucu olumlu olsun. Aksi takdirde yarıya yakını olumsuz olan proje başvurularında ilk sorumlular projeye danışmanlık yapan arkadaşlarımız. Onları bu konuda ikaz etmek lazım. Her şeye olur dememek, olmaz da demesini bilmek, hayır demesini bilmek, alacağı 3-5 kuruş için başkalarını mağdur etmemelerini öneriyoruz. Uzmanlık konusu, tabii bizler Avrupa Birliği'nin sürecinin başından beri yaşıyoruz. Biraz önce dedim ki 2004 yılında ilk Avrupa Proje Yapımcılar Derneği'ni kurduğumuz zaman yine böyle bir programın Avrupa Birliği'nden gelen hibesini alıp kullanmıştık. Bir radyo programıydı. Avrupa Birliği hibelerini anlatıyorduk. Canlı yayında Türkiye'den bu arada Ulusal Ajans, Merkezi Finans gibi birçok kurumlar Avrupa Birliği hibesi kullanıyor. Ulusal Ajans'ta o zaman işte Grundtvig'ler, Leonardo'lar vardı. Onlarla yurt dışına giden gönüllü arkadaşlarımızın gittiği yerdeki deneyimlerini de biz canlı yayına alıp işte gittiğimiz ülkelerde Türkiye'yi nasıl anlattığınız gibi bunların hepsi de mobilite dediğimiz projelerde hepsi gündeme gelmişti. Şimdi bu çalışmaların çeşitlendirilmesi açısından danışmanın kendisini yetiştirmesi lazım. Bir kere yönetmelik yayınlanır yayınlanmaz A'dan Z'ye okuması lazım. Ben biliyorum olmaz. Ben bile Türkiye'nin ilk uzmanıysam ben bile okuyorum. Belki bir değişiklik vardır diyor. Onu da notumu alıyorum. Ondan sonra yatırımcıma dönüyorum. Temiz bir bilgilendirme. Çok net. Ve veyalar yok. Bu böyle olursa böyle olacak şeklinde. Bunu da anlattıktan sonra yatırıma başlanırsa yatırımcımız da hızlı bir şekilde mali yeterliliği, mesleki yeterliliği sağladığı takdirde bu projelerin başarılaması mümkün değil ki şu ana kadar binlerce proje ve on binlerce insanımız bu projelerde istihdam oldu ve katma değer elde etti. Evet, şu anda da hali hazırda dağıtılacak yaklaşık 40 milyon euroluk bir var. Bir o bütçemiz var, bir de süremiz var. Zamanımızın herhalde son dakikalarına yaklaşıyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'nin İPART fonuna
İPART 2 fonuna verdiği son dilimdir bu. Artık bu İPART 2'yi bitiriyoruz. Burada 40 milyon avroluk bir bütçemiz var. 42 ilde ilden gelen projelere Ankara'daki merkezden dağıtılacak bir şeydir. İllere konmuş bir sınırlama yoktur. Ama toplamda 40 milyon avroluk bir projeyi burada desteklemiş olacak. Peki başvurusu ne zaman bitiyor bunların? Sadece makine ekipman alımı için yapılacak başvurularda 16 Şubat son gün. Yani şurada demek ki 17 gün falan kaldı. Evet, 17-18. İşte burada kekik ekim dikimi için saban pulluk ve benzeri şeyler almak isteyenler veya mevcut tesislerin içine makine ekipman almak isteyenlerin başvuruları bu kadar bir zaman içinde bitirilmek zorunda. Eğer işin içinde bir de inşaat varsa, bina yapımı, bina tadilatı, yarım kalmış, tamamlanmış ve benzeri inşaat malzemeleri listesinden alım yapan tesisler varsa, mesela güneş enerji santralleri, Bayındırlık Pozbir'in maliyet listesi dediğimiz Çevre Şehirciliğin yayınladığı bir listeden hibe bütçesine geldiği için onlar da makine ekipman gibi gözüküyor ama aslında inşaat malzemesi olarak 23 Mart'a kadar bu projelerinde tamamlanıp online sistemden yüklenip sonra da evraklı dosya haline getirip illerdeki kurum ve kuruluşlara iletilmesi lazım. Unutmadan bu arada diğer 39 ilde ne var derseniz, o 39 ilimiz de KKYDP diye, yani 42 il TKDK'dan yararlanıyor. 81 ilin tamamı ve İPART iller dışındaki kalan 39 ilimizdeki en yakınımızda İzmir var, bizi izliyor. Muğla var, Antalya var, evet. İstanbul var, bizi izleyen Adana var. Bunlar da KKYDP dediğimiz hibelerimizi alabiliyor. Bu konuların hepsi orada da var. Ama oradaki bütçemiz TL bütçedir. Yani makine ekipman için 3 milyon TL, şey için ise, inşaat içeren yatırımlar ise 5 milyon TL'lik bir bütçedir. Biz şimdi 500 bin euro dedik de bunun TL rakamını söylemedik. Tahminim 7,5 milyon TL olarak bunu 14.32 sabitlenmiş kur üzerinden hesaplamamız gerekiyor. Evet, programımızın az öncesinde söylediğiniz gibi sonuna geldik. Aslında konuşulacak daha çok fazla şey var. Evet. Biz son olarak kapatmadan önce sizin izleyicilerimize neler söylemek istediğinizi alalım ve bu noktada sizlere nasıl ulaşabilirler? Derneğin üzerinden bir ulaşım söz konusu mudur? Bunlarla kapatalım istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz bir kere abproje.org sitemizden bize ulaşabiliyorlar. abproje.org sitemiz online sistemde açık ve oraya yazılan bütün yazılara biz soruları, cevapları orada veriyoruz. Proje başvurusu yapmak için ise mutlaka bir danışman kuruluşa ulaşmak zorundalar. Biz dernek olarak onları zaten bu konuda referansları olan, kara listeye girmemiş danışman ve uzmanlara yönlendiriyoruz. Bu bir. İkincisi, esas yatırımcılara buradan seslenmek istiyorum. Magazin haberleriyle, oradan buradan duyma haberlerle hareket etmesinler. Ona verirlermiş, buna vermezlermiş, şu kesim alırmış, bu kesim alamazmış. Hükümet yanlısı alır, muhalefet tarafı alamaz. Bunların hepsi safsata, bunların hepsi birer kirli bilgi. Temiz bilgi nedir? Doğru zamanda, doğru kişiyle yapılan bütün projeler hibe kapsamındadır. Herkes hibesini, hakkını alır. Dolayısıyla doğru kişiyle, doğru zamanda ve doğru kaynağı yönelmelerini hatırlatmış olalım ve tavsiye ederek şimdiden cesaretle hareket etmelerini öneriyorum. Çünkü son günlerde oluşan döviz hareketliliği ve hükümetin de aldığı dövize bağlı mevduat hesapları maalesef yatırımları azalttı. İnsanlarda bir tedirginlik oluştu. Gelecekten yana bir endişe oluştu. Acaba dolarımı, euromu bozarsam, parayı yatırırsam bu işten zarar ederim mi gibi endişeler oluştuğu için maalesef yatırımlarda bir azalma oldu. Bunlara fazla kulak asmadan üretime yönelelim. Çünkü dolar, euro, mark yanmıyor. İlla ki üretimden çıkan ürünler bizim soframızı donatacak. Onlardan da ülkemizi ve insanlarımızı mahrum etmeyelim.
Evet, çok teşekkür ederiz bizimle bilgilerinizi paylaştığınız için. Evet, Bir Kentin Aynası programının daha sonuna geldik. Bugün Sayın Ahmet Aydınlı'yı konuk ettik ve özellikle Avrupa Birliği hibeleri noktasında vatandaşlarımızın nasıl bir yatırım yapmayı planlayan vatandaşlarımızın nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini konuştuk. Bir dahaki programımızda buluşuncaya dek sağlıkla kalın, mutlulukla kalın ve her şeyden önemlisi sosyal mesafemize dikkat edelim diyorum.